Merhabalar, Pocket'le Gaming'de yeni bir Metin 2 videosuyla beraberiz. Yeni bir Metin 2 videosu çok doğru olmadı çünkü yeni bir Metin 2 serisine başlayacağız arkadaşlar. Benim Türkiye'de bu offline market sistemi gelmeden önce kendi market hesabı olarak kullandığım hesabımdaki karakterleri sildim. Ve şimdi burada Türkiye bakın serverında 5. CH'ye giriş yapıyoruz. 5 tane 1 level şuramız var. Düşük level farm hesabı yapacağım. Düşük level farmı yaparak ne noktaya kadar gidebiliriz? Birlikte ona bakacağız. Şimdi burada gördüğünüz gibi 5 tane şuramız var. Galarian Farm, Sinnoh Farm, Johto Farm, Kanto Farm, Alolan Farm. Bunların hepsi Pokemon'daki bölge isimlerinden seçtim ben. Alolan Farm'la şöyle bir giriş yapalım. Karakterlerin içi tamamıyla boş arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Deposu da aynı şekilde boş. Sıfırdan hiçbir yardım almadan nasıl kasabiliriz ona bakacağız. Oyun görevlerinden şu genç kahramanlar için silah kısmını bir alalım. Şunu aldık, şunu da atalım. Satıcıya da satsak zaten para etmeyecek. Hızlandıralım kendimizi. Bilgelik iksirlerini falan kullanmayacağım. İleri seviyede, yani ileri seviye dediğim hani kuleye muleye geçtiğimiz zaman orada seviye atlamak istersek, farm yapmak istersek o zaman kullanacağım. Şimdi bir ilk etapta hedefimiz şu. Karakterlerimizi ilk önce birinci köyde, yani bu map 1'de, sonra ikinci map'te yavaş yavaş 30 levele kadar kasacağız. 30 levelde core görevimiz açıldığı zaman hem map 2'de bir miktar core görevi yaparız, bir miktar okey kart seti toplarız, gümüş okeyi elde ederiz, elde ettiğimiz gümüş okeylerle yine aynı şekilde. Bu arada flamalar var, flamaları toplayalım. Experience almamızı kolaylaştırır. Gümüş okeylerle falan yavaş yavaş kuleye, yani şeytan kulesine girdiğimiz zaman şeytan kulesinde hayatta kalabileceğimiz ihtiyacımız olan ekipmanları yavaş yavaş alırız. Şu an için hiçbir şekilde en azından belli seviyede sıfırdan başlayıp da Metin 2'de farm yapılabileceğini belli demedi. Düşük level farmda hatırı sayılır bir hasılat yapabileceğimizi göstermeden herhangi bir satın alım vesaire yapmayı düşünmüyorum. Tabii ki ilerleyen kısımlarda oto av olur. Aynı şekilde şimdi hatta mesela 10 levele kadar bunu burada nasıl kasılır onu gösteririz. Bakın bir sürü köpek, kurt vesaire var. Oto avı açıyorum. Saldırı yaptım. Başlaya tıkladım. Kendisi random buradakileri kessin. Şimdi otoava aldığım için otoav bazen böyle ekranda FPS düşüşlerini kasmalar yaşatabiliyor. Benim kendi monitörümde de şu an öyle gözüküyor. Sadece kayıt için öyle değil. Bu şekilde levelimizi atlayalım. Bakın 3 level olmuş. Buradan statlarımızı vereceğiz. Ben statlarda ilk önce biraz vite vermek istiyorum. Hem savunmamız hem HP'miz artsın. Çünkü hiçbir şeyimiz yok. Hiçbir şeyimiz olmadığı için, yani üzerimizde kaskımız, maksimumuz hiçbir şey yok. Çok fazla donma yaptı neden yaptıysa. Şöyle kendim basayım. Yatacağız. Hayır. Neyse level atladık ve kurtulduk. Gri kurtlar varmış. Şu giyotini alalım. Şunları yavaş yavaş keselim. 10 level olduğumuz zaman zaten alacağımız genç kahraman silahıyla burada çok rahatlıkla farm yapabiliriz diye düşünüyordum ki dayak yedik. Burada yeniden başlayalım. Burada çekeceğimiz tüm eziyet 10 level olana kadar arkadaşlar. 10 level olduktan sonra alacağımız silah hasarımızı çok ciddi oranda arttıracak. Normalde ben burayı otoya bırakırım. 10 level olana kadar kendisi kasar. Ama şu an için dediğim gibi kasma yaşattığı için bana, ben bunları kendim tek tek böyle elle kesmeyi tercih ediyorum. Elle keseceğim şimdilik. Hop levelimizi aldık. 5 level olduk galiba. Görev açıldı. Evet. Skill görevimiz açıldı. Skill açabileceğiz şu an. Şu an zaten böyle oto kasacağımız için herhangi bir skill açmaya vesaire ihtiyacımız yok. Burada yere düşen bu tarz ekipmanların hepsini toplayacağım. Bu tarz ekipmanların niye hepsini topluyorum? Bunları satıcıya satacağız. 3-5 yangordan gelecek ki biz
karakterimize bir şeyler yapacağız. Mesela yerden topladığımız yanklardan çünkü bir şey gelmiyor. Gördüğünüz gibi 3 tane yank topladım. 100 yank birikmedi çantamızda. Ben şimdi bunun farmını yapayım. Bunun farmını yaptıktan sonra karakterlerimizi en azından ikinci köye atma noktasına geldiği zaman tekrardan birlikte ikinci köyde farmımıza devam edelim. İkinci köye geçtiğim zaman görüşelim. Evet arkadaşlar, ben hesaplarımı kasarken ilginç bir şey oldu. Hemen bunu göstermek istedim. Sıfırdan oyuna başlıyorsanız, daha önceden açılmış bir sunucuyla başlıyorsanız tabii ileri seviye karakterler var. Bunların pek çoğu sandık açıyorlar. Bu açtıkları sandıklardan düşen şeylerin pek çoğunu yere atıyor bu arkadaşlarımız. Yani bu sandıklardan çıkanları yere atıp bunları düşük level oyuncular toplayabiliyorlar. Ben de şimdi burada şehire geldiğim zaman şöyle bir şeyle karşılaştım. Burada bir archer arkadaşımızla şaman archer arkadaşımız var. Yani ninja ile bir şamanımız var. Burada ay ışığı sandığı açımı yapıyorlardı. Bayağı bir ay ışığı sandığı açtı. Bakın böyle görebilirsiniz. Yerde de dil kitapları, lisan yüzükleri vesaire filan var. Benimle birlikte başka bir arkadaş daha gördü. Ben dil kitaplarının lisan yüzüklerini filan değil de şu gördüğünüz gibi Bilge Kral'ın eldiveni, görünmezlik pelerini, Lucy'nin yüzüğünü böyle neredeyse iki envanteri dolduracak şekilde açayım diyebilirim. Ve hala burada arkadaşımız atmaya devam ediyor şimdi. Ben şunları bir toplayayım. Şeyi dolduralım. Envanterimiz dolsun. Bir envanter. Yani komple arkalı önlü bir envanteri bunlarla doldurduk. Niye bunlarla dolduruyorum? Bunlar satıldığı zaman para ediyor arkadaşlar. Bakın. Komple bir envanteri doldurdum. Siz de oynayana başladıysanız market alanında gene sandık açımı yapan arkadaşlarımız oluyor. Bir sürü sandık satımı yapıyorlar. Şimdi bizim burada 5K'ya yakın paramız var. Bu çıkan ben bazı kitapları direkt buraya sattım. Bakın şimdi burada hiçbir şey yapmayıp yere atılan şeylerden elde ettiğimiz oyunda başlangıç seviyesinde 10K getiriyor. Yani evet büyük bir para değil ama zaman içerisinde yani hatırı sayılır bir şekilde başlangıç aşamasında en azından kendinize bir kalkan alırsınız. Bir miğfer alırsınız. Belki bir zırh almaya yetmez ama yani bir artı 6 zırh, artı 6 kalkan, artı 6 miğfer alacak kadar belki bir para çıkartabilirsiniz. En azından pot paranız çıkar. Dediğim gibi market alanına gitmek için kaç level olmak gerekiyordu onu hatırlamıyorum. Ama şehirde bu şekilde sandık açımı yapan bir arkadaş yakalarsınız. Bakın burada archer arkadaşlar var. Onlar botlar mı yoksa normal kendileri mi kasıyorlar ondan emin değilim. Ama ben şöyle göstereyim. Şunları şimdi alıyoruz, atıyoruz. Bakın 250K paramız oldu. Hiçbir şey yapmadık da. Ben şehre geldim. Şey dedim yani şu skilllerimi açayım en azından da. Hani kasarken biraz daha hızlı kasayım. Hasarım artsın. Direkt belki yeminli okçulara falan giderim diye. O sırada ay ışığı açımı yapan bu arkadaşımızı gördüm. Şimdi hepsini satacağım. Havadan hiçbir şey yapmadan yere atılan eşyalardan ne kadar hasılat ettik başlangıçta. Çünkü oyunu ekstra yardım almadan, yani yardım almadan dediğim, benim diğer hesaplarımdan herhangi bir şey aktarmadan ya da oyunu oynayan başka bir arkadaşımıza item envanter almadan, sadece dropla, yerden topladıklarımızla, kendi yaptığımız farmla ne kadar ilerleyebiliriz kısmına bakacağız. Tabii bu aşamada şöyle bir durum söz konusu. Başlangıç seviyesinde ya 10K'da büyük para. 2 tane pot alırsınız. 3 tane pot alırsınız. En azından kendi levelinizden biraz daha yüksek bir slota gittiğiniz zaman orada hayatta kalabilmenizi sağlar. Çok hızlı level up yaparsınız. Bu size veren level silahını geliştirirsiniz. Level sandığından çıkan şeyleri belki kullanmak isteyebilirsiniz. Yani bakayım 600K'yı geçtik şu an. Böyle market alanında 150-200K'ya satılan basit miğfer, kalkan gibi şeyler direkt ikinci köye bile gitmenizi sağlayabilir. Ondan dolayı ben şimdilik şunları bir satayım.
neredeyse 1 M'e yakın çıkartıyor herhalde. Hala arkadaş orada sandık açmaya devam ediyor. $810 para oldu. Hala sandık açıyor musun? Bir miktar daha sandık açılmış. Şunları da alalım. Hatta şöyle direkt alayım. Hepsini satarım. Şu an Z'ye basaraktan alıyorum. Envanterin birinci kısmı doluyordur. Normalde şu lisan kitaplarını markete falan koyduğunuz zaman da satılmıyor. Hani bunları bankaya atalım, sonra markete kurarız, markette satarız desek onlar satılmaz. Bu arkadaşım anladığım kadarıyla burada açmaya devam edecek. Ben şunları toplayayım. Sonrasında hepsini toplayınca ne kadar bir para böyle yerde atılan itemlerden gelmiş, birlikte ona bakarız. Evet, karakterlerin 5'ini de 30 level yaptım. 2 tanesi 32 level oldu. Hepsinin ETP görevini açtım. Biraz okey düşürdüm. Yere ne düşüyorsa birinci köy dahil ikinci köy her şeyi topladım sattım arkadaşlar. Ama karakterleri sonunda ETP kasabilecekleri noktaya getirdim. Tabii ki ETP'ler vesaireler biraz zayıf düşüyor. Şu an üzerimdeki zırh sadece artı 7. Bir tane artı 6 kas, bir artı 6 da kalkanım var. Hiçbir şeye para harcamadım. Zaten şöyle söyleyeyim. Şu ilk skill'leri master yapma olayı beni perişan etti. Yani her karakterde en az 10 defa sıfırlamam gerekti. Bizim bu ilk ben yani bu seriye başladığım zaman Ayışığı Sandığı açan bir yüksek level arkadaşa denk gelmiştim. Onun düşürdüğü her şeyi alıp satmıştım. Çünkü yüzükler, Lucy'nin yüzüğü, görünmezlik pelerini, Bilge Kral'ın sembolü, bir de yeşil eldiven, ismini hatırlamıyorum. Onların hepsi 10K ediyordu. 1M kadar falan oradan bir pot parası olsun diye yerden topladıklarımızdan gelmişti. Yani oradaki parayı sıfırladım. Yetmedi, kendim ne buluyorsam sattım. Onların da hepsiyle şöyle 302K bir para kaldı sonunda ama yani eğer skiller bu kadar zorlamasaydı oldukça yani şöyle birkaç en paramız olabilirdi kendine. Hatta belki basit bir ticaret falan bile deneyebilirdik. Onun dışında toplamda 8 tane okey seti düşürdüm. Yani bu karakterleri 30 yapana kadar, ETP'lerini açana kadar. 8 taneden bir bronz ki bronzu açtım. Belki kart seti çıkar diye tekrardan. 5 gümüş 2 altın çıktı. Hani zaten benim ortalamam gümüş. Gümüşün altına çok çok nadir düşüyorum ama şu 2 altın yani bomba oldu. Nereden baksanız 24-25M en alt yani direkt satılsın diye koyan arkadaşlar 50M oradan geliyor. 9-10M civarında da gümüş okey satsak 1 won kadar bir para var burada. Şu an için satmayacağım. Karakterleri hem ETP'lerini yapmaya çalışacağım. Bir taraftan da 40'a kasacağım. Aslında ilk amacım 40'a doğru kasmak. Kasarken de gene az çok demeyip ufak ufak biriktirmek. O sırada ne kadar ETP birikirse üzerinde biriksin. Asıl ETP kasmak için kuleye girmek istiyorum bir an önce. O zamana kadar okeyleri biriktireceğim. Ekipman için hiçbir şeye para harcamayacağım. Çünkü onda biraz kararsızım. Yani 80M civarında filan Yin Yang zırhı taşsız bonussuz satılıyor artı 9 şekilde. Biz şimdi 40 level olunca 5 tane level sandığı açacağız. Bu 5 level sandığından toplamda 15 tane bonus, 15 tane bonus değiştirme çıkacak. Yani kendi aldığımız yani belki fırsata buluruz. Çok nadiren de olsa ben diğer hesabımda baktığım zaman camda 60-65 M falan hemen satılsın diye koyan arkadaşlar oluyordu. Öyle bir şeye denk gelirsek daha da güzel olur. Bonusları kendimiz basıp değiştireceğiz level sandığından çıkanlarda. Yani şöyle HP falan çok hani beklemiyorum da %10 HP absorbe falan bulursak muazzam olur bizim için. Yani kulede onunla bile çok rahat ederiz. Onun dışında parayı arttırabilirsem hani bir en basitinden yani bir 17M, 25M arasına falan görüyorum. Artı 9 bir alaycı kask alabiliriz. Hatta yani şu an için bile belki ilk önceliğimizi ona verebiliriz.
Kalkan konusuna dokunmayacağım çünkü doğrudan siyah yuvarlak kalkan almak istiyorum. 41 level kalkan almak istiyorum. Ayakkabıyla kolye kısmında da bambu tercih etmek istiyorum. Yani çok fazla var. Ondan dolayı fiyatları uygun. Yani 50M, 40M falan civarında artı 9 bonuslu bulabiliriz. Ayrıca olur da karakterlerimizi 61'e kasıp kata çıkalım ya da katta karakterlerimizi kasalım dersek kendinden gelen ateş bonuslarından dolayı daha az hasar alırız. Şimdilik bu noktaya kadar gelebildik ancak. 2,5 günümü falan aldı. Muhtemelen karakterlerin hepsini 40 yapmam benim bir 4-5 günü bulur. Çünkü çok hızlı şekilde kasmak istemiyorum. Bilgeliklerimi falan onlar için kullanmak istemiyorum. Yere düşen her şeyi alayım, çer çöpü satayım. Az az da olsa biriksin istiyorum. Bir de öbür taraftan ETP ve okey de biriktirebildiğim kadar biriktireyim ki hani karakterlerimizin ekipmanlarını finanse etme açısından bize bir miktar daha yardımcı olsunlar. Bu videoyu yayınlamam yani ben bu videoyu yayınladığım zaman muhtemelen siz yarım saat 35 dakikalık bir video şeklinde izleyeceksiniz ama yaklaşık 3 hafta falan içerisinde yapılmış bir video gibi olacak. Ben şimdi karakterlerimi kasmaya dönüyorum. Gelişmelerde tekrardan kayda girer, sizlerle paylaşırım. Karakterlerimizin hepsi 40 leveli sonunda geçti. Beklediğimden çok daha uzun sürdü arkadaşlar. Özellikle ağırdan almaya çalıştım. Yani bu kadar uzun süreceğini ben de tahmin etmiyordum. Olduğum maplerde farm yapabildiğim kadar çöp toplayabildiğim kadar çöp toplayıp farm yaptım. Özellikle okey ve ETP'leri yapmaya çalıştım vakit buldukça. Okey tarafından yüzüm güldü yalan yok. Yani toplamda 5 hesapta 17 okey kastım. 17 okeyden 8 tanesi altın okey çıktı. Yani başlangıç aşamasında 8 tane altın okey bırakın. Normal koşullarda ben bu kadar altın okey kasamıyordum. Genellikle gümüşe oynuyordum hep. Geri kalanlarında hepsi gümüş çıktı. Sadece bir tane bronz aldım. Karakterlerle ilgili ben normalde okeyleri satmayıp tutup üzerimde sonrasında bu okeyleri toplu satmayı düşünüyordum ama şimdi hiçbir ekipmanımız olmadığından dolayı düşürdüğüm zaman bulduğum şeyleri üzerime taka taka otofarma bırakamadım. Vakit bulamadığım için benim bir şekilde otofarma bırakmam gerekiyor. Ondan dolayı yani otofarma bırakacağım. Her 25-30 dakikada bir bakacağım. Yerde okey var mı? ETP düşmüş mü? Vesaire. Onu takip edebiliyordum ancak. Okeyleri satmak zorunda kaldım. Okeyleri sattım. Başlangıçta şöyle iki tane item çektim. Bir tanesi artı 9 highlight plakası. 26 level zırhı Shura için. 5 tane leş bonusu vardı. Taşları basılıydı. Koruma taşı ve savunma taşı basılı. Hız taşı yok üzerinde. Ama benim için öncelikle şu an hayatta kalmak önemli olduğu için ve otoya bıraktığım zaman hesaplarımın yatmamasını istediğim için. Yani biraz kumar oldu ama aldım. Bunu yanlış hatırlamıyorsam 55M aldım arkadaşlar. Fiyatı oldukça bana cazip geldi. Normal koşullarda artı 9, 5 bonuslu. Bonuslar leş olsa dahi taşlarıyla birlikte. Bunlar yani böyle 55M falan almak çok mümkün değil. Yani en azından benim takip ettiğim kadarıyla. 40 level sandığından çıkan bonuslardan 3 tane attım buna. Ben sadece 10 HP absorbe gelirse benim için yeterli diyordum ki kulete dahi kullanırım diye. Hem %10 HP absorbe geldi hem %10 SP absorbe geldi. Beklediğimden çok daha iyi bonus yakalamış oldum. 6 da ok savunması var. Her ne kadar düşük de olsa yani hiç yoktan iyidir dedim. Şimdilik bunu kullanıyorum. Geceleri yatarken market kurduğum zaman koyuyorum. Kendince yani ederinin de bir tık üzerinde koyuyorum. Belki giderse bir Ying Yang'la değiştiririz diye. Ying Yang'da bonuslar çok iyi olmasa da gene elimde 6 tane bir Efsun değiştirme var level sandıklarından çıkan. Orada şansımızı deneriz. Yani kumara devam edeceğiz mecburen. Bir de şöyle 15M Dolunay kılıcı aldım ben. Artı 9. Şu an %26 ortalama hasarı, %20 büyü hasar, büyü hızı, 6 şeytan 5 bayılması var. Ben bunu bir beceri hasarlı, -4 ortalama hasarlı almıştım. Yani belki alan arkadaşım şu level sandığından çıkan bonusları atmış ama illallah etmiş. 15M koymuş. Bana rakam gene uygun geldi. Belki hani beklesem 15M değil de 10M falan da muadili bir şey bulabilirdim. Buna da 3 tane Efsun attım. Gönlümden geçen hani
olur ya, kazara 30 ortalamanın üzerinde ve 30 ortalama bir şey yakalarsak benim için iyiydi. Yani 40 levelde uzun süre kalıp da 50 level silahını almazsak eğer, hani bununla bir şekilde idare ederiz. ETP görevlerini bana yaptırır diyordum. %20'nin üzerinde ne gelirse duracağım demiştim ama. Attığım üçüncü bonus da Hefsun'da %26'yı buldum ve durdum. Şimdi ben geceleri dediğim gibi bunları markete koyacağım. Belki gider. Yani zırhı ederinin üzerine koyacağım. Dolanayım bir şey edeceğini zannetmiyorum ama olur ya, satılır hani. İşimizi görür. Şimdilik ondan dolayı kullanmaya devam edeceğim zırhı. Dolunayla birlikte markete atacağım. Markette şu an biraz okeyim var. İki tane de antikam var. Yani toplamda kaç kor açtım bilmiyorum ama 17. gün bu. 18. güne geçiyor hesapları açalı. 17 günde her gün 5 hesaptan 5'er kor, yani toplamda hesapta 25 korluk görev yaptığımı söyleyemem. Bu kadar vakit bulamadım. Ama iki tane antika grena yapabilecek kadar oldu. Yani üzeri at, riske atmıyorum. Şu an satabileceğim dediğim gibi her şeyi satmaya çalışıyorum ki ekipman düzenleyelim. Ekipmanlar istediğim seviyede olduğu zaman, yani en azından kendim rahatlıkla ETP görevini yapabildiğim zaman çok daha hızlı bir şekilde farm yapacağız. Hesapların şimdiki durumunda şahsen ben maksimum 61'e kadar çıkmayı düşünüyorum ve 61'e de gidebileceğim kadar yavaş gitmeyi planlıyorum. Onu da söyleyeyim. Belki ilerleyen aşamada bir tanesini 75 yaparım. Yani ateşli itemlerimiz vesaire şu bu olursa yukarıda metin kırmak için falan çıkarım kulede diye. Ama şimdilik en son gideceğimiz level 61. 61'in üzerine gitme niyetim yok. Yani 61'e kadar gitmeyi düşünmemin de tek sebebi 61 kalkanı takarız, oradan savunma alırız diye. Ama şu an için idarelik itemler kullanıyoruz. Yani iteme çok büyük para vermeye çalışmıyorum. Şu ana kadar idarelik itemleri cüzi miktarda bir harcama yaptım. Bundan sonra alacağım itemler kalıcı kullanacağım itemler olacak. Farmlamaya devam edeceğim. Nispeten bu önümüzdeki birkaç gün bilgisayar başında olup daha hani kendim farm yapabileceğim için biraz daha iyi gelir elde edebileceğimi umut ediyorum. Kalkan olarak ilk etapta bir siyah yuvarlak kalkan almaya çalışacağım. Yani artı 9, artı 8, yani artı 9'a param yetmese de artı 8 almaya çalışacağım. Bir Ying Yang armoru yapmaya çalışacağız. Yani Efsun atabileceğimiz şekilde, Efsun değiştirme atabileceğimiz şekilde bir alaycı kask alırız. Yani en kötüsünden bir artı 7 falan alırız. Gümüş bilezik, abonos küpe, sırasıyla bu itemleri tek tek almaya çalışacağım. Okey'den yana şu ana kadar yüzümüz güldü. Bundan sonra da okey kısmında eğer gene aynı şekilde devam ederse güzel bir şekilde karakterleri geliştirmeye devam etmeyi planlıyorum. Ben şimdi ortalama 40 levelin üzerinde bütün karakterlerim. Bunu nasıl yaptığımdan da çok kısa bir şekilde bahsedeceğim. Burada demircinin arkasına Seyis'in yanından geçerek şu köprüyü geçiyoruz ya. Bakın arkada köprü var. Bu köprüyü geçtikten sonra 10 levele kadar oradaki küçük köpeklerde ve kurtlarda o tava bıraktım. Yani level silahımı aldım. Hasar oldukça iyi olduğu için level silahının başlangıç seviyelerinde 10 levele kadar orada bıraktım. 10 level olunca 10 level kılıcıyla birlikte kendim yeminlilere geçtim arkadaşlar. Yani yerden düşen aşağı yukarı gördüğüm her şeyi topladım. Her şeyi. Hatta ben videonun bir kısmında da bahsettiğim gibi ya, o kadar uzun bir süre oldu ki videonun neresinde olduğundan da tam emin değilim. Videonun başlarında bahsediyorum. Ay ışığı etkinliğinden sonra burada yüksek level arkadaşlarımız bolca ay ışığı açtı. Onların içinden çıkan pelerin, yüzük, eldiven filan hepsini yere attılar. Biz onları aldık, tanesi 10K üzerinden sürekli onların hepsini sattım. Pot parasını çıkarttım üzerinden, birkaç en para olsun dedik. Ve hatır sayılır bir meblağ, toplamda 2 eme kadar filan yakın bir oradan yerden topladıklarımızdan geldi. Bunun bir kısmını hata yaparak ben karakterlerimin hepsini ilk sikle 17'de açılsın filan diye uğraşıp yaşlı kadında beceri sıfırladım. Yani çok büyük bir hataydı. Bu karakterlerde hani skill'lerinin çok iyi olmasına gerek yok. Yani 3 skill açılacak, 4. skill'leri zaten açılmayacak bunları. Ondan dolayı başta orada birazcık yan kaybımız oldu. Belki biraz daha hızlı hani gelişebilirdik.
Potlarımı aldım. Yeminlilere gittim. Yeminlileri kestim. 20 levele kadar yeminlilerde takıldık. 20 levelden sonra 20 level silahını alıp ikinci köye geçtim. İkinci köyde vakit bulduğum kadar kendim asker keserek farm yapmaya çalıştım. Zaten oradan itibaren okey düşme ihtimali biraz daha benim için iyi hale geldi. Okeylerimizi oynadık, sattık. Şu an gelebildiğimiz nokta bu. Ben şu satılacak her şeyi sattıktan sonra yeni aldığım ekipmanlar geldiğimiz noktayı sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Şimdilik gelebildiğimiz nokta karakterlerimizin 5'i de 40 level üzeri Şeytan Kulesi'ne girebiliyoruz. Şeytan Kulesi biraz zorluyor bizi. Çünkü yani kalkan ve kas konusunda acilen bir şeyler yapmam lazım. Zırh idare ediyor ama kalkan ve kas konusu da hallettikten sonra daha rahat hayatta kalabileceğimiz için orada ETP yapma, okey düşürme, bir de kule farmı var. Kule farmında çok sevdiğim bir detay var. Sizinle de onu paylaşmaya çalışacağım. Yani düşük levelde ben eskiden de onu kullanıyordum. Pek çok kişi göz ardı ediyor ama başlangıç aşamasında ciddi şekilde sizin gelişimize katkı sağlayabiliyor. O noktaya geldiğimiz zaman da tekrardan videoda sizinle paylaşacağım. Evet, son kayıt aldığımdan bu yana 7 gün geçmiş arkadaşlar. Fırsat bulabildiğim her zaman farm yaptım. Ve elimden geldiğince farmladım. Bütün okeyleri sattım. Satabileceğimiz bütün itemleri markette biraz değerinin de altında olsa sattım. Şansımıza bir ender yakutum vardı. ETP görevinden yaptığım açtığım korlardan tam bir endere kadar yakmadan basabilirsem çıkabilecek gene yakut sayısını elde ettim. Bastım endere geçti. Hiç yanmadan geçti. Ya dedim ki Hakan dur burada. Tamam bugün bunu basma. Sonrasında çok gıdıkladı beni. Onu da bastım. Yakut oldu. Yani antika yakutumuz oldu. 4 vona da onu sattım. Sonrasında bir miktar item aldım. Şimdi bir artı 5 deri ayakkabı aldım. 2000 hp'li. Hippie'li herhangi bir ayakkabım olsun. Canımız artsın dedim. Bunu arkadaş 10M'e koymuştu. 10M'den aldım. Şöyle artı 9 bir bileziğimiz var. Gümüş bilezik. %10 ateş dayanıklılığı var. Onun dışında da hatırı sayılır. Hiçbir şeyi yok. Bunu 1,5 won'a aldım. Yani gümüşte %15 ateşli bir şey alayım mı diye bakıyordum. Rakamlar çok yüksekti. Ölümsüzlü bir şey mi alsam direkt dedim. Yani şöyle baktım gümüş ve ölümsüzlü bir şey almaktansa ateşli olanını alayım sonradan elden çıkartırım dedim. Yani çünkü açıkçası cennetin gözün almak istiyorum. İlerleyen farm yaptığım zaman hem ateşli hem ölümsüzlü hem kulede kullanabileyim hem kata çıkmak istersek katta kullanabileyim diye. Artı 9 bir tahta kolyemiz var. 10 ateş dayanıklılığı versin diye. Hiç hp mp bir şey yok. Sadece %5 kritiği var. Bunu da 70M gibi bir paraya aldım. Artı 9 bakır küpemiz var. Yani bir küpem olsun. Boş durmasın dedim. 10 güç veriyor. 10 güç şurada ne kadar etki eder tartışma konusu. Düşük levelde birazcık hasarımızı bir tık şey yapar. Yani cennetin gözü pahalı ve takamıyorum zaten. 54 level olmamız lazım. Biz 50 levelin üzerine uzun bir süre çıkmayı düşünmüyoruz. 40 levellerde kalacağız. Altın küpe alayım desem çok mantıklı değil. Onun da bonusluları vesairesi falan bayağı maliyetli oluyordu. Bu da cüzi 10-15M gibi bir rakama aldım. Şimdi burada güzel bir kaskımız var. 21 level artı 9 kaskı, alaycı kask. %20 ölümsüz veriyor. Onun dışındaki bonusların hepsi gelebileceği en düşük seviyelerde gelmiş. Ama %20 ölümsüz var. Benim için önemli olan şey o. Hem bize burada savunma veriyor, defans veriyor. Hem de evet burada bir arkadaş geldi bizi kesti ve gidiyor. Teşekkür ediyorum kendisine. Alaycı kask aldık. Dediğim gibi hem defans hem ölümsüzü alalım. Kulede biraz daha canımız dayansın diye defans açısından. Bir de artı 9 Ying Yang zırh aldım. 5 bonuslu sadece taşları vardı. Tamamıyla ölüydü bonuslar. Açıkçası param bonuslusuna yetiyordu. Yani 3 won civarı, 3,5 won civarı zırha para ayırabilecek durumdaydım. Ama şu kemik plaka zırhı, yani şu yansıtma var ya, buna tavoldum. Bu arkadaşa 5 tane Efsun değiştirme attım. Yani bu level sandığından çıkanları attım. Ya o kadar güzel denk geldi ki.
Yani şunu yapmaya çalışsam kesinlikle yapamam. %10 SP absorbe, %10 HP absorbe, 2000 HP, %10 ateş. Yani muazzam bonus yakaladım bence. Bir kere HP ve SP absorbelerden dolayı zaten kulede çok rahat hareket ederiz. %10 ateş ve 2000 HP de olur ya, katafilen çıkmak isteriz, örümcek zindanına gitmek isteriz. Orada çok iyi iş gördüm. Yani şu piyango oldu benim için. Şu şekilde burada yani kulede kasıyorum. Kulede kasma fırsatım olmazsa burada kasıyorum. Kulede kasan, ETP kasan, seri şekilde pelerin basarak ETP kasmaya çalışan arkadaşlar görsem kesinlikle yancısı olup çöplerini toplarım. Hiçbir şekilde bulaşmıyorum. Yani adamların gidip slotlarına dalmıyorum. Çünkü benim başıma gelse benim hoşuma gitmiyor. O arkadaşların sadece yere düşürdükleri işte çakramları, pençeleri vesaire filan topladım. Çünkü 60 level silahları düştüğü artısına göre 36K, 44K vesaire filan para ediyor satıcıya satıldığı zaman. 10 tanesiyle gittiğiniz zaman 500K'ya yakın para yapıyorsunuz. Bütün envanteri onlarla dolduruyorum, arka tarafı. Gördüğünüz gibi bol bol potla gidiyorum çünkü hala karakterimiz çok fazla dayanmıyor. Şimdi markete koyacak hiçbir şeyim kalmadı. Tekrardan farm yapmam gerekecek. Ama şu an için yaptığımız alışveriş ve karakterin geldiği seviye benim için tatmin edici bir noktada. Özellikle şu zırha gelen bonustan sonra ben gerçekten hani bu haftanın hakkını verdi bence diyorum. Sıfırdan hiçbir destek almadan bir karakterde şu zırhı sahip olmak benim için paha biçilemez. Kasmaya devam edeceğiz. Farmlamaya devam edeceğiz. Ne zaman ki hesabımız kusursuz olmasa da kusursuza yakın bir kule hesabı olduğu zaman farmın dibine vuracağız arkadaşlar. İstediğimiz noktaya gelene kadar vakit buldukça, fırsat buldukça farm yapmaya devam ediyoruz. Şimdi karakterin hayatta kaldığını da göstermek için şöyle bir pelerin basayım. Skillerimiz açık. Önemli olan skillerin açık kalması arkadaşlar. Eğer skiller açık kalmazsa yatırıyorlar. Yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi hatırı sayılır seviyeden, yani neredeyse kulenin yarısından çoğu bizim üzerimizde şu an. Canımız çok fazla oynamadı. Yani şöyle de itemlerde de herhangi bir değişiklik olmadığını da görebilirsiniz. Yani bu şekilde pot bastırıyor bana. Yapacak bir şey yok. Ama yani şunu söyleyebilirim ki kesinlikle ama kesinlikle eldivene ihtiyacımız var. Şu 3 won kasıp ben bir 2 ep kuponu almak istiyorum. 2 ep kuponu alıp bu 2 ep kuponuyla elde ettiğimiz eple bir tane şey alırsak, ne denir onun adına? Hırsızın eldiveni alırsak 84-89 epe. Sırlar yüzüğü alıp bir de markasıyla sırlar yüzüğü alıp şu level atlamayı. Çünkü level burada baya hızlı ilerliyor. Şu şeytanların levelleri iyi olduğu için iyi experience veriyor. Karakteri uzun bir süre ben şahsen şeyin üzerine çıkartmayı düşünmüyorum. 50 levelin üzerine çıkartmayı düşünmüyorum. Hatta 50 levele de gelebildiğim kadar ağır ağır gelmek istiyorum. Yani level silahımın bitmesine yakın olduğu noktada belki biraz hızlandırılabilir. Ama gördüğünüz gibi farm yapabiliyoruz. Kesebiliyoruz yani. Herhangi bir sıkıntı yok. Bir şekilde hayatta kalıyoruz. Pot bastırıyor. Yere düşenleri topladığınız zaman pot parasını fazla fazla çıkarttırıyor. Ama yani drop eldivensiz çok iyi değil. Yani eldivensiz burada ETP farmı yapacaksanız çok uzun vaktinizi alır. Şahsen benim geçtiğimiz hafta oldukça uzun vaktimi aldı. Her zaman için bu kadar vakit bulamayabilirsiniz. Ondan dolayı şimdilik bu yani itemlerimizle benim istediğim kıvama geldi. Şu noktada ben bu kadar bile hani olmasını beklemiyordum. Ne yapacağız? Farma devam edeceğiz. İlk önce 3 won paramızı kasacağız. Kastığımız parayla 2 tane ep kuponu alacağız. Bir eldiven çekeceğiz. Çektiğimiz eldivenle drop'umuzu arttıracağız. Şu an için yani pelerin bastığımız zaman da zor da olsa hayatta kalabiliyoruz. Ama yani şimdi buradaki ben level sandığından çıkan pelerinleri kullanıyorum. Yani ekstradan peleri satın almadım. Zaten şu anki farm bütçemizde bizim pelerin satın almamız çok büyük lüks. Yani bir vona 500 tane pelerin alabiliyorsunuz. Benim drop'um artarsa eğer eldiven sayesinde
Hani gümüş okeylerden gelen parayla ya da simyadan elde ettiğim hasılatın bir kısmıyla 1.000 tane falan pelerin alırım. Çünkü farmlamaya devam edeceğiz. Yani uzun uzun şeytan kulesinde kalma niyetindeyim. Bundan dolayı bir sonraki hedefimiz belli. Şu anki itemlerimiz hayatta kalıp burada farmlamamızı yeterli seviyede. Ama bizim drop'umuzu bir an önce arttırmamız lazım ki harcadığımız vaktin karşılığını alalım. Karakterin geldiği noktayı bu şekilde de performans açısından size göstermek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi bu serinin ilk partı artık burada olacak. Daha uzun uzun uzatmak istemiyorum. Çünkü neredeyse bir ay oldu. Bir ayda geldiğimiz nokta bu. Vakit harcadığınız zaman herhangi bir şekilde satın alım yapmadan emekle belli bir noktaya gelinebiliyor. Bundan daha iyisine gelebilirdi. Daha kötü olabilirdi. Bu kısmına çok kafa yormuyorum. O zaman oyundan keyif almakta zorlanırım. Ama ben şu an geldiğim noktadan mutluyum. Eğer siz de videoyu beğendiyseniz ve içeriklerin devamını gelmek istiyorsunuz, diğer içeriklerimden haberdar olmak istiyorsunuz, abone olup like butonuna basarsanız memnun olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.